Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. 3-9 Nisan haftasına hoş geldiniz. Sevgili yaylar, evet bu hafta Mars Boğa Burcu'nda ilerlemesini sürdürüyor. 21 Nisan'a kadar da Boğa Burcu'nda olacak. Biraz günlük hayatınızda iş yoğunluğunuz artmış olabilir ya da sizi zorlayacak koşullar yorucu olabilir bu dönemde. Venüs Retrosu da devam ediyor ve bu hafta 3 Nisan'dan itibaren Venüs Koç'tan ayrılıp Balık Burcu'nda artık gerilemeye başlayacak. 15 Nisan'a kadar da Balık Burcu'nda olacak. Dördüncü evinizde bir Venüs retrosu var. Bu dönemde yaşadığınız yerleri, yaşadığınız mekanları, evinizi, ofisinizi biraz daha belki güzelleştirmek isteyeceksiniz. Ya da oradaki bazı eksikler, kusurlar daha fazla gözünüze çarpacak. Bu anlamda bazı çalışmalar da yapabilirsiniz. Ancak Venüs retrolarında biraz böyle eskiye dönük konular daha fazla gündeme gelebilir. Yani eskiyle bağlantı, eskimiş bir eşyayı değiştirmek söz konusu olabilir. Ancak tamamen yeni şeylere başlarken dikkat edin. Çünkü retro dönemlerde biraz memnun olmanız zorlaşabilir. Ayrıca aile içerisinde özellikle aynı evi paylaştığınız kişiler ya da eşiniz olabilir, anneniz olabilir, başka kadın figürler olabilir. Onlarla bazı beğenilerde ya da isteklerde, arzularda bazı çatışmalarla karşılaşabilirsiniz bu dönemde. Hoşnutsuzluklar olabilir. Bu anlamda dengeyi korumaya çalışmalısınız sevgili yaylar. Haftanın ilk günlerinde Ay Yengeç Burcu'ndan geçiyor olacak. Özellikle finansal anlamda bazı kaygılarınız olabilir. Biraz daha bu dönemde Satürn etkisi de zaman zaman sizi daha karamsar ve melankolik yapıyor. Venüs retrosu da bunu tetikleyeceği için biraz böyle kendinizi maddi anlamda güvensiz hissetmeniz mümkün. Bu koşullarda çok da fazla pahalı alışverişler bu dönemde yapmamaya çalışın. Zorunlu ihtiyaçlar olabilir. Mümkün olduğu kadar bunları biraz ertelemekte fayda var. Hafta ortasından itibaren Ay Aslan Burcu'na geçiyor. Özellikle çarşamba ve perşembe günleri Ay Aslan'da ilerlerken motivasyonunuz biraz artacaktır. Özgüveniniz artacaktır. İlgi duyduğunuz konularda bilgi toplayabilirsiniz, okuyabilirsiniz, güzel bir film izleyebilirsiniz, seyahatlere çıkabilirsiniz. Bu anlamda dış dünyaya açılabileceğiniz günler. Hafta sonunda ise Ay Başak Burcu'nda olacak. Özellikle ebeveynleriniz, anneniz veya genel anlamda iş ve kariyerle ilgili bazı yapılması gereken sorumluluklar hafta sonunuzu dolduracak gibi görünüyor. Bu da tabii ki sizde zaman zaman serzenişler meydana getirebilir. Belki de bu hafta sonu başka şeyler yapmak istiyordunuz. Zorunluluklar ve sorumluluklar nedeniyle bunları biraz ertelemeniz gerekebilir sevgili yaylar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.